Dökünün lan silahları. Ver. Geç öne. Şuna ver. Bırak şunu, oyuncak değil. Eline yakışmıyor. Kusura bakma, benim yüzümden uçağını kaçırdın. Geç kalacağımı söylemiştim sana. Yürüyün. Kızım. Ender'lim. İyisin değil mi canım? Yaşar mıydı senin adın? Gel buraya. Senin adını koyan akıbetini bilememiş. Yaşar. Tabii sen yine yaşardın eğer benimle karşılaşmamış olsaydın. Yanlış adama sığındın be Coşkun. Nasıl oldu lan bu iş, he? Nasıl buldular bizi? Vallahi ben de anlamadım. Anlamazsınız tabii. Bizi buraya sen getirdin lan Coşkun. Plan da bu zaten baba. Üstünü arayacaklar, üstünde bunu bulacaklar. Çünkü biz diğerini kullanacağız. Celal, o öten kalp pili midir yoksa verici midir? Verici var abi. Seni bununla bulacağız. İkinci verici adamlardan birinin üstüne yerleştireceksin. Ölmeyeceğim! Keşke hiç ortaya çıkmasaydın da ben seni ölü bilseydim. Ölü ölü yaşasaydın be Coşkun.
Biliyorsun canım. Konuşturma beni. Çok korktum. Merhaba. Konuşsan sence ne kadar konuşabilirsin ha? Davut! Baba! Baba! Hayır yapma! Şevko, topla hemen silahları, temizleyin. Var mı? Çabuk. Başka zaman hesaplaşırız artık, kebapçı Ceren. Sen git de kum da oyna. Nedir bakalım olay? Gecenin bu saatinde ne işiniz var burada? Geçmiş olsun Yusuf Müdür. Hasta halinle niye geldin buralara o kadar? Hayırdır? Bu sefer seninle ilgili değil, kebapçı. Arayın şunların üstlerini. Alın şu Yaşar denilen adamı. Sen kimsin? Hiç öyle önemsiz biriyim yani ben. Alın şu önemsiz herifi de. Yusuf Müdür. Sarp! Vay! Bizim Sarp gene burada. Celal babayla uğraşmayı bırak artık. Benim canımı sıkma. Sarp! Sakın! Alın bunu da içeri. Bu kurtlanmış gene. İçeride biraz kurtlarını dökelim. Bir şey buldunuz mu? Yok müdürüm, herkes temiz. Hadi bakalım dağılın. Çakallar sizi. Ne haber gençler, nasılsınız? Ceren'in adamları hepsi böyle mi? Cıvık. Lan Yaşar denen puştu. Yaptığın yanına kar mı kalır sandın? Daha doğru, yeni başladık. Sonra bakarız kar zarar işine. Dur, lafını unutma. Senden ne haber şirin şey? Kesin lan sesinizi. Uzatmayın hadi. Kızım. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Baba. Benim için ölüm göz aldı. Benim için her şeyi yaparım ben. Beni affettin değil mi? Baba. Söyle canım kızım.
biliyorsun. Coşkun bize sağ lazım. Mert'in ailesi onda. O yüzden Coşkun yaşamalı. Söylemeli. Haklısın. Ama çok daha büyük bir tehlike var. Coşkun'u polisin elinden almak zorundayız konuşmadan. Mert tehlikede. Ya onun polis olduğunu anlarsa? Ben hiç o açıdan düşünmemiştim. Mert. Ver. Alo baba, var mı bir gelişme? Evlat. Yok bir gelişme. Evlat! İyisin. İyiyim iyi, her şey yolunda merak etme. Melek. Ben gelemedim, karışamadım olaya. Kusura bakma, seni tehlikeye atmak istemedik. Yok, sen en doğrusunu yaptın Mert. Yalnız bir an önce görüşmemiz gerekiyor. Konuşmamız gereken önemli bir mesele var. Hemen geliyorum, hemen. Sizi de alalım sorguya. Bir konuşalım. Bakalım neymiş derdi. Bir derdim yok müdürüm. Var. Götürün şunu. Organize müdürüyle nasıl konuşması gerektiğini öğretelim şuna. Emredersin. Sen çık Musa. Şu kamerayı kapatın bakayım. Emredersiniz müdürüm. Daha gecikseydin Celal işi bitiriyordu. Şüphelenmedi değil mi? Senin verdiğin böceği bizim de izlediğimizi anlamadı inşallah. Ruhu bile duymadı. Şimdi sana verdiğim sözü tutacağım Sarp. Coşkun denen o herifle aynı yerde kalacaksın. Öğren bakalım Umut hakkında ne biliyormuş. Çok sağ olun müdürüm. Ne demek Sarp? Sen tamam diyene kadar bırakmam onu, merak etme. Evlat! Canım. Mert. Bela henüz def edilmiş değil. Ne oldu? Coşkun. Ne olmuş Coşkun'a? Senin Yusuf aldı Coşkun'u. Şu anda sizin şubede tutuluyor. Coşkun. Bizim şubede. Seni orada görmemesi lazım. Ama Coşkun'un orada olmaması da lazım. Yoksa hepimiz yanarız. Nasıl oldu bu iş? Oldu işte. Sen asıl şunu söyle. Yusuf bize baskına geldi. Senin asıl haberin olmadı.
Yusuf müdür beni bir sebepten ötürü dışarıda tutuyor. Bana kızgın, bilmiyorum ne olduğunu. Haber vermedi yani operasyonu. Babam vermedi, verseydi böyle mi olurdu? E şimdi ne yapacaksın peki? Coşkun'la görünmeden halledebilecek misin? Bilmiyorum ama... bulacağız bir yolunu. Coşkun çıkana kadar uzak dur organizeden. Yusuf müdür arıyor. Efendim müdürüm. Mert, hemen organizeye geliyorsun. Acil. Emredersiniz müdürüm. Hayırdır? Mesele nedir? Gelince öğrenirsin. Siktir. Yusuf müdür organizeye çağırıyor. Hadi ya. Coşkun senden bahsetmiş olmasın? Bilmiyorum yani. Gitmeden öğrenemem ama polisimi bilmiyordu Coşkun. Kapıyı aç. Şimdi sen gel bakalım. Ya memur arkadaş, beni Celal'in adamıyla aynı hücreye koyma. Organize desin. Bir şey olmaz burada sana. Korkma. Benden sana zarar gelmez. Garipsin. Sıkıntılı mı? Yok bir şey ya. Müdür çağırmıştı. Oo tamam o zaman bak. Sıkıntı yapabilir misin? Gel Mert, gel, gel. Yaşar denen adam sende. Celal'le bir husumeti var belli ki. Araştır, ifadesini al, tanı. Sonra da bırak gitsin. Emredersiniz müdürüm. Hadi bakalım. Sema, Sema, Yaşar nerede? Sorgu odasında. Bir de biri daha gelmiş diyorlar. Coşkun mu ne adı? O nerede? O da Sarp'la birlikte nezarethanede. Celal'in adamıyla Coşkun'u aynı yere mi koydunuz? Ne oldu, neden sordun? Sordum soramayacağız ya. Hemen sert ekip lideri sende. O zaman şöyle yapalım. Sen önce şu Coşkun denen adamı bir sorgula. Coşkun'u sorgulayayım, doğru mu dedim? Evet. Sonra Yaşar'la ilgileniriz. Şu Yaşar'ı halletseydim önce. Ne diyorsam onu yap Mert. Nezarethaneden alıver. Öyle olsun. Güzelmiş. Anlamadım. Tuttuğun ritim diyorum. Güzel. Akılda kalıcı. Ha, evet. Benden korkmana gerek yok.
Arkadaş bak, ikidir benden korkmana gerek yok diyorsun. Üçüncü sefer de söylersen harbiden korkmaya başlayacağım. Seni bir süre önce internette görmüştüm. Sokak çocuklarıyla ilgili bir çete haberiydi. Yok öyle bir şey kardeşim, bilmiyorum. Eyvallah. Böyle haberler de benim ilgimi çekiyor işte. Bir kardeşim vardı, küçükken kaybolan. Umut Yılmaz. Yazık. Sonra ne oldu? Kardeşine yani. Ne olsun birader? Kes lan mavrayı. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ya bilmiyorum, ilgilenmiyorum kardeşim. İlgileneceksin kardeşim. Var sende bir şeyler. Ya neden bahsettiğini bilmiyorum. Derdini anlamıyorum. Anlatayım derdimi. Eskiden Celal'in bir tetikçisi vardı. Metin Yılmaz. Duydun mu? Yok. Hapishanede öldü. Ben onun oğluyum. Sarp Yılmaz. Şimdi söyle bakalım. Büyü mü alayım, ufaklığı mı? Büyüyü al. Sarp'ı. Ne yapıyoruz? Hangisini alıyoruz çocukların? Ufaklığı. Beni rahat bırakır mısın kardeşim? Bak polisleri çağıracağım ha. Kes lan palavrayı. Sokak çocuklarıyla bir ilgin yok mu senin? Yok. Ulan sen eskiden Celal'in adamı değil miydin? Hayır. Umut Yılmaz diyorum sana. Kardeşim diyorum. Ne biliyorsan söyle, yoksa buradan canlı çıkamazsın. Ya bilsem söylerim diyorum. Bırak lan şunu. Lan! Ya bırak lan ya. Siktir ya. Çıkarma sesini, çökerim gırtlağına. Ya kardeşini bilmiyorum. Lan adamın Talip konuştu. Bilse bilse Coşkun bilir dedi. Vakti zamanında bu işleri yapmışsın. Ya. Söyle. Gördün mü kardeşimi, ne biliyorsun? Ya bir şey bilmiyorum. Talip'i de bilmiyorum. Güzel. Güzel. Talip'i bilmiyorsun demek. Güzel. Bu gece uzun olacak Coşkun. Sana benden korkma demiştim ama artık korkabilirsin. Musa, şu Coşkun denen adamı alsana nezaretten. Sema komiser istedi. İşim var Mert, sen ilgilen. Oğlum ben Yaşar'ı sorgulayacağım. Tamam dursun adam, sonra gider gelirsin. Olmaz. Sarp'la aynı yerdeler. Celal'in adamı. Sarp gırtlaklar o adamı. Doğru söylüyorsun ya. Gerçekten öyle. Niye öyle yapmışlar ki? Ne bileyim ben. Hadi git ayır şunları. Tamam. Konuş lan. Konuş, şu kapı açılana kadar geberip gidersin. Ya sakinleş biraz. Yanlış adama söylüyorsun sakinleş diye. Söyle ne biliyorsan. Ya talebim valibi bilmiyorum. Kardeşin hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi sağlam bir nefes al Coşkun. Bir daha alamayacaksın çünkü. Sağ ol. Uzaklaş adamın yanından. Hemen ne yapıyorsun? Duymuyor musun? Uzaklaş adamın yanından dedim. Seninle hesabım daha bitmedi. Neymiş senin hesabın? Ya ne bileyim ne hesabıdır. Delidir.
Var sende bir şeyler, var! Alacağım onları Coşkun! Mert komiserim. Mert komiserim. Mert. Gitsene adamın yanına. Ne bekliyorsun? Sorgulasana. Allah Allah. Anlamıyorsun kardeşim ya. Oğlum işim var. İşin varsa burada ne yapıyorsun? Ben Yaşar'ı sorgulayacağım. Geleyim bir de bu herife de bakayım dedim. Hadi yap şu işi ya. Abi yapamam, kusura bakma. Git kendin hallet. Ya Musa, Escobar. Oğlum kurtar beni şu yükten ya. Gideceğim bak Yaşar'ı sorgulayacağım. Ondan sonra kızla buluşacağım. Anla lan. Sarp'ı var daha bunun. Buldum ben senin. Bir ay su böreğim benden. Öyle desene baştan. İyi, tamam. Alıyorum ben Coşkun'u. Eyvallah. Bir dakika. Bir şey sormanı isteyeceğim ona. Nedir? Bu Yaşar denen adamla ne işi varmış? Özellikle Celal'le ne işi varmış? Sorsana, işimize yarayabilir. Tamamdır. Anlat bakalım. Ne işin vardı Yaşar'la? Evet. Ne yapıyordunuz orada? Niye buluştunuz kebapçı Celal'le? Konuşuyordu. Dönme sabahı falan öyle şeyler işte. Sen bu palavralarınla ancak çocukları kandırırsın. Çocukları kandırmak diyorsun ama komiserim ben gerçeği söylüyorum. Kimse alamayacak. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Palavrayı bırak. Ne yapıyordunuz orada diyorum. Çok güzel kar yağıyordu. Mangalda sucuk yapacaktık. Ne suç mudur? Suç ulan. Mert komiser şimdi içeride Yaşar'ı sorguluyor. Tuttuğunu koparır o. Eğer Yaşar senden önce konuşursa mahvolursun. O yüzden şimdi konuş. Bu senin son şansın. İkidir Mert lafı duyuyorum akşam akşam. Tesadüfün fazlasına inanmam. Ayıptır sorması, nedir bu Mert komiserin soyadı? Ne yapacaksın? Ne söyle ya, o ne var bunda? Musa sakın. Sakın. Börekçi Mert derler ona. Soyadını boş ver. Fazla bıdı bıdı yapma. Bana bak. Sana bir kafayı takarım. Atarım içeri. Ömür boyu çıkamazsın. Komiserim, Yaşar'la da Celal'la da ilgili söyleyeceklerim bu kadardır. Son sözüm budur. Eğer suçluysam söyleyin. Yok suçlu değilsen bırakın gideyim ya. Ne istiyorsunuz benim gibi zavallı adamdan? Dokunamıyorum ki Fikir'e. Dokunamıyorum. Çok şükür. Oh kocam, korkuttunuz yine.
Tamam. Sevindim kurtulmana. Sağ ol. Artık aynı çatı altındayız yavrum. Görüyorsun neler olduğunu. Yalnız konuşabilir miyiz biraz? Ama artık bir şey de benim yanımda konuş. Aile değil miyiz? Tabii canım. Söyle yavrum ne söyleyeceksen. Gel. Peki. Öyle olsun. Beni kaçıran adam. Yaşar. Hak et seni bulacak o it. Bu adam bana akraba olduğumuzu söyledi. Ne demek bu baba? Bir fikrin var mı? Nasıl yani? Bilmiyorum ben hiçbir şey anlamadım. Zırvalamış. Zırvalamış diyorsun. Birkaç kere söyledi, ben de bir anlam veremedim. Yavrum bak. Onu biz bulunca ondan öğreniriz ne demek istediğini. Ne söylüyorsun sen, ne zırvalıyorsun diye sorarız ona. Ha? Tamam. Müsaadenizle. Yorgunum, yatacağım. Tamam canım, hadi iyi geceler yavrum. İyi geceler. Haydi iyi geceler. İyi misin? İyiyim. Hiç bakma öyle. Saçmalama. Başka çocuğum yok benim. Bu ne demek peki? Meleğin annesinin yanında bir yeri var demiştim yani. İşte bu Yaşar denen it, o herifin oğlu. Anneleri aynı mı peki? Hayır ya, akrabalık falan yok. Celal bak, bana yine yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır. Tek sırrım buydu. Attırdın anlamadım sanma. Yok öyle bir şey. Kebapçı Coşkun'a bir şey yapacak. O yüzden buradasın. Yok artık. Burada organize de mi adam öldüreceğiz? Ne güzel yazıyorsun sen. Sen çık Mert. Emredersiniz bunu. Müdürüm, bu Coşkun Umut hakkında bir şeyler biliyor. Çok iyi. Ama onu burada konuşturamam. Tamam. Sabah onu bırakırım, sen de dışarıda alırsın. Eyvallah. Nahut, şunu beni iyi dinle. Tek bir işin var. Coşkun denen hergele ölecek.
bir an önce ölecek. Anlaşıldı babam. Organizeden ayrıldığı an ölecek. Hadi göreyim seni. Hayırdır? Bırakır mısınız yoksa beni? Aha, öyle. Hadi çık şimdi. Bu durum şimdi mi bırakıyorsunuz Coşkun? Evet sahip. Coşkun senindir. Hazırlıklarını yap, al Coşkun'u. Eyvallah. Aklım sende kaldı, dayanamadım, geldim. İyi yapmışsın. Nasıl oldun, iyi misin? Evet. Yine yeniden senin sayende iyiyim. İyi ki varsın. Sen de. Senden ayrı kalmak istemiyorum hiç. Hadi gel gidelim bir yerlere. Melek, benim bir işim var. Ya şimdi bırak işi. Hadi gel gidelim. Önemli. Anlan olur. Beraber vakit geçiririz demiştim. Bir şeyler yaparız. Tamam, işimi halledip geleceğim. Tamam. Coşkun! Ah, şeytanın Coşkun'a!
sesini çıkarma. Bana zarar verme, bildiğim her şeyi söyleyeyim sen. Onun için buradayım zaten Coşkun. Ama önce seni şuradan bir çıkaralım. Yürü. Yürü. Hızlı, hadi. Hızlı ol, hızlı. Bırak adamı. Karışma işime. Adamı salmadınız mı? Niye hala peşiniz? Git yoluna, bırak adamı. Adam bana lazım. Sarp! Mert! Bırak adamı. Çekil yolumdan. Sarp. Sınırları zorluyorsun. Hadi Coşkun, gidiyoruz. Ben şu silahı alayım. Hadi, 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 arabaya. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın lan? Ne oluyor burada? Bu ne Mert, ne oluyor? Müdürüm, alın şunu üstünden yoksa bir kaza çıkacak. Mert söyle. Coşkun'a silahlı bir saldırı düzenlenecekti müdürüm. Ben onu önledim. Bu da mı işin içinde yoksa? Alalım mı? Yok öyle bir şey müdürüm. Silah sesi falan duymadım ben. Beni serbest bıraktınız, evime gidiyorum. Mert. Doğru mu söylüyor bu? Niye böyle davranıyorsun o zaman? Kendimi kaybettim müdürüm. Coşkun kaçtı çünkü. Bir araba geldi. Aldılar götürdüler onu. Sonra ben bu puştu görünce... Yani bu herifin suçu yok mu? Öyle mi? Yok müdürüm, masum bu it. Bu öfken ne peki? Celal'in adamlarını görünce nevrim dönüyor müdürüm. Tamam, tamam, toparla kendini, hadi. Emredersiniz müdürüm. Sen de git buradan, gözüm bir daha görmesin seni. Hadi! Niye yaptın Celal baba? Niye öldürmek istedin Coşkun'u? Eninde sonunda açacaksın o telefonu, eninde sonunda. Hesap vereceksin bana. Hadi Davut, hadi bir ses ver artık. Söyle. Celal yine olmadı ya. Ha, yine beceremedin. Bak ben hala yaşıyorum. Coşkun! Ben sana bir şey demeyeceğim kebapçı Celal. Derdini kızına anlatırsın. Lan! Melek. Melek, kızın neredesin? Salondayım baba. Efendim? Kız Sidikli. Ya sen de uzun boylu muhabbet edemedik, içimde kaldı ya. Kulağını iyi aç, dinle bak, bir şey söyleyeceğim. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Coşkun.
Bak dinle. O Celal var ya Celal. Ha işte o senin öz babandır. Ne dedin sen? Duyacağını duydum kızım. Coşkun'un söylediği şey doğru mu? Kızın mıyım ben senin? Öz kızın. Kızımsın ya. Kızınım öyle mi? Niye? Niye sakladın bunu benden? Saklamak zorundaydım Melek. Yavrum öyle gerekiyordu. Bunlarla geçiştiremezsin beni. Söylesene niye kandırdın? Sen üzülme diye Melek. Üzülme mi? Üzülme mi? Sokaklarda büyüdüm ben. Coşkun'dan her gün dayak yedim. Aç kaldım. Bir parça ekmek için insanlara yalvardım. O zamanlar üzülmediğimi mi sanıyorsun? Kızım. Kızım öyle mi? Madem öyle niye yaşadım ben bunları? Niye sokaklardaydım ben? İnsan evladına bunları yaşatır mı? Ben senin kızım olduğunu bilmiyordum ki. Sonradan öğrendim. O günden sonra da bir daha seni hiç bırakmadım ben. Peki sen gerçek babamsan o adam kimdi? Yıllarca babam bildiğim o adam kimdi? Yanımda öldürülen, arkasından ağladığım o adam kimdi? Baban değildi. Kimdi peki, kimdi? Annen seni alıp kaçtı. Ben senin kızım olduğunu bilmiyordum. O adamla seninle hiçbir alakası yok. Niye söylemedin peki? Beni kurtardıktan sonra niye anlatmadın? Diyemedim işte yavrum. Susma, konuşsana! Söylesene! Ya dilini mi yuttun? Kızına söylesene açık açık her şeyi. Baba ne oluyor? Sen benim kahramanımdın. Bana yeni bir hayat vermiştin. Bana babalık yapmıştın. Ama bütün acıları yaşamamın sebebi sen misin?
babamın yaşadığını öğrendiğim gün seni kaybettim. Efendim Melek, ne oldu? Mert, neredeysen hemen gel. Konuşmamız lazım. Sana ihtiyacım var. İyi misin sen? Ne oldu sana? İyi değilim. Gel işte. Tamam, geleyim. Gelmesine de... Tek başına dışarıda olman doğru değil şu an. Doğru zaman, yanlış zaman önemli değil Mert. Çabuk ol, bekliyorum. Alo. Söyle Serp. Coşkun'dan haber var mı? Celal mi aldı? Hayır, o da kaçırdı bizim gibi. Yaşar aldı. Müdürüm, Celal Coşkun'un peşinde. Eğer Celal'in yanından ayrılmazsam Coşkun'a ulaşırım. Ama Celal senden önce Coşkun'u bulursa indirir. Umut'u soracak fırsatın olamaz. Haklısınız müdürüm ama Celal'e yakın olmaktan başka şansım yok. Başka türlü Coşkun'u bulamam. Sonra haberleşiriz. Baba, affet beni. Getiremedim o şerefsizi. Atamadım önüne. Çok az kalmıştı ama. Mert komiser az kalsın beni bitiriyordu. Nereden çıktı anlamadım. Herhalde Coşkun'u takip ediyordu. Gördü mü? Tanıdı mı seni? Yok. Görmedi. Tanımadı. Zaten sonra beni bırakıp Coşkun'un peşinden gitti. Mert komiser, ha öyle mi? Baba, ben de elimden geleni yaptım. Nezarette beraberdik. Ama aldılar götürdüler. Sonra çıkışta da bir araba alıp götürdü. Siz elinizden geleni yaptınız çocuklar, üzülmeyin. İkinizin de kabahati yok. Zaten olan oldu. Melek gerçeği öğrendi.
Ne gerçeği baba? Melek benim öz kızım. Ama bilmiyordu. O Coşkun denen it kızıma söylemiş. Demek Melek öz kızım baba. Üzme Celal, kendini sıkma canını bu kadar. Nasıl sıkmam gülüm? Nasıl sıkmam? Ne diyeceğim ben kızıma şimdi? Anneni ben öldürdüm, nasıl derim? Nasıl anlatacağım ben olanları? Artık bitti. Artık yüzüme bakmayacak. Duydun neler söylediğini. Kızım, kızımı kaybettim. Celal, bana bak. Sen benim hayatımda tanıdığım en güçlü adamsın. Sen bunun üstesinden gelirsin. Açsana telefonunu. Melek arıyordur. Belki bir şey söyleyecektir. Hadi. Alo. Bu daha başlamıştır Celal. Bütün sırların tek tek ortaya çıkacak. Bak ben nasıl yıllarca korkuyla yaşadım, şimdi sen de korkuyla bekle bakalım. Gel ulan, gel! Senden korkan senin gibi olsun. Ben senin elini kesmeden, elinden gelen ardına koyma. Yaparım Celal. Peşimi bırakmazsan bütün bunları yaparım. Mert de her şeyi öğrenir. Artık orayı geçtik. O çizgiyi aştın. Yapacağını yaptın. Artık seni kimsenin elinden almaz. Var mı elinde başka kozun? Coşkun puştu.
Varsa onu da söyle. Onu da kullan. Var. Bende numara çok Celal. Bunun bir de abisi var. Ne değil mi? Mert'in. O da öğrenecek. Yanında çalıştığı Celal'in ne mal olduğunu öğrenecek. Ne işler çevirdiğini görecek. Sonra iki kardeş bir araya gelsinler, seni kabak gibi oysunlar, ben de oturup bir güzel seyredeyim. Çoluk çocuktan bahsediyorsun. Onlar benim kılıma dokunamazlar. Hem sen bunları görecek kadar yaşamayacaksın. Tut ki söyledin. Rahat yüzü görecek misin sanıyorsun lan? Seni bulacaklar Coşkun. Benimkiler seni bulacak. Bana baba diyen herkes senin peşine düşecek. Nereye saklanırsan saklan, seni bulacaklar. Etlerini lime lime edip köpeklere yedirecekler. Ne oldu? Zehdi de diyor. Aç şu telefonu, hadi gidiyoruz. Yürüyün, gidiyoruz. Minik Şevko, atlayın. Senin neyin var? Biliyor muydun? Ne? Neyi biliyor muydun? Mert. Söyle. Biliyor muydun? Celal Baba. Benim öz babammış. Her şeyi öğrendim. Biliyorum. Biliyordum. Evet. Demek biliyordun. Ne zamandır biliyorsun, söyle. Ben de yeni öğrendim. İnan bana. Mert, yalan söyleme bana. Asla yalan söylemiyorum sana. Bak. Ben de Coşkun olayından sonra öğrendim. Sonra nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Niye gelip anlatmadın bana? Böyle bir şeyi nasıl söylemezsin Mert? Bu yalanla yaşamama nasıl izin verdin? Nasıl söyleyeceğim böyle bir şeyi Melek? Ha? Canını acıtacağını bile bile. Kolay mı ya böyle bir şey söylemek? Ne diyeceğim, çıkacağım karşına, Celal Baba anneni öldürdü mü diyeceğim. Ben söyleyemezdim. Sen neden bahsediyorsun? Şey hepinizin yalancı oldu. Ne yaptım lan ben? Melek,
İyi misin? Melek. Baba. Şş, bana bak. Konuş benimle. Ben... Baba. Annem yanımda. Melek tamam. Şş, tamam. Bana bak tamam. Tamam Melek. 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 Aç gözlerini, korkutma beni Allah aşkına, hadi. Gökhan. Kim soruyor? Annenin bir tanıdığıyım. Ne istiyorsun? Anneni üzmeni istemiyorum. Onu söylemeye geldim. Kimsin lan sen? He? Gelmişsin bana annemden bahsediyorsun. Üzme üzme falan. Kim oluyorsun sen? Organize Şube Müdürü Yusuf Kaya. Ama bu mesele değil. Şimdilik. Annenin eski kocasıyım. Seninle konuşmaya geldim. Hiç bahsetmedi senden. Kötü ayrılmıştık. Ama dediğim gibi mesele bu değil. Neymiş mesele? Sen daha iyi biliyorsun meseleyi. Gökhan. Annen endişe etmiş. Bir işlere bulaşmışsın diye. Seni uyarıyorum Gökhan. Sana şunu söyleyeyim. Bu işlerden... Bu mahallelerden, bu sokaklardan uzak dur demeye geldim. Yok öyle bir şey müdürüm. Annem biraz abartmış. Bilirsin. Ben orasını bilmem Gökhan. Sana şunu söyleyeyim. Eğer annen bana gözü yaşlı gelirse senin canını yakarım. Atarım deliye. Kimseye de hesap vermem. Ayağını denk al. Alo. Kardeş. Seni unuttum zannetme. Senin işi halledeceğim. Benden haber bekle. Adamımızı arıyorum. Ulaştığım zaman pat, sana haber uçuracağım. Tamam Hasan abi, hazırım ben. Acil yardım edin, tekerlek sandalye bir şey getirin hadi. Sandalye getir. Çabuk. Hadi. Hadi kardeşim hadi. Doktor bey baygınlık geçirdi sonra da kendine gelemedi. Anlıyorum. Belli bir rahatsızlığı var mı hastamızın? Bildiğim kadarıyla yok. Kötü bir haber aldı. Ondan sonra... Böyle fenalaştı işte. Tamamdır, biz ilgileniyoruz. Sizden rica etsem dışarı alabilir miyiz? Tabii, tabii.
yapmayınlar, bırakın silahları. Nerede o yaşardanın ergeni? Bilmiyorum abi. Nerede lan? Dün geceden beri haber alamadık. Yemin ediyorum nerede olduğunu bilmiyorum abi. Alamazsınız tabii. Yediği haltı biliyor, fare gibi saklanıyor. Gidin söyleyin. Bundan böyle yaşar diye biri yaşamıyor. Öyle bir adam hiç yaşamadı. Mekanları bundan sonra benim. Hepsine el koyuyorum. Varsa bir itirazı gelsin çıksın karşıma. Başını çıkardığım an koparacağım o başı. Gidin lan yürüyün. Ne duruyorsunuz hala? Şimdi çok kritik bir hamlemiz olacak. Çok dikkatli olmalıyız. O yüzden kimse de telefon olmayacak. Telefon yok. Hadi bakayım. İyi misiniz? Oh, iyi iyi. Peki, geçmiş olsun. Çok sağ ol. Bir şey istiyor musun benden? Var mı bir şeye ihtiyacın? Melek. Yapma böyle, ne olur. Bana bak. Biz beraber neler atlattık. Çok zor günler geçirmedik mi? Çok kötü günler yaşamadık mı? Ama hepsini beraber atlattık. Ha? Bu da geçecek. Biz yan yana olduktan sonra. Değil mi? Bunu da atlatacağız. Bunun da üstesinden geleceğiz. Geleceğiz değil mi? Geleceğiz tabii lan. Hadi gel çıkalım buradan. Hava al biraz. Bir yerlere götüreyim seni. Mert. Söyle yavrum. Bana bir su getirsene. Dilim damağım kurudu. Oy. Tamam, hemen getiriyorum. Pardon, nereden su bulabilirim? Hemen dönünce sağ ol. Teşekkürler. Hastamız nerede? Çıktı. Çıktı mı? Melek ya. Melek. Mert, iyiyim ben, merak etme. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Olmaz olmaz, bak şu an seni yalnız bırakamam. Neredeysen söyle, geleyim alayım seni. Alo, Melek. Ya of ya. Hatırlamıyorum. Adını bile.
Annemi hiç hatırlamıyorsun demek. Tek hatırladığım öldürülmeleri. Ama yapma böyle. Basma suratını. Annen hep yanında. Sevdiklerimiz hiç ölmez. Yeter ki onları unutmayalım. Sevdiklerimiz hep buradadır. İçeride. Onları hep yanında taşırız. Öyle mi diyorsun Celal amca? Evet. Ama gel seninle bir anlaşma yapalım. Amca demeyi bırak. Sen bana baba de, ben sana kızım diyeyim, olur mu? Ama babam değilsin ki. Ama ben senin baban olmak istiyorum. Senin benim kızım olmanı istiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Niye ağlıyorsun? Yok canım, ağlamıyorum. Pamuk yerba gözüme kaçtı ondan. İşte evet böyle bundan beri güleceksin, tamam mı? Ben olduğum sürece hiç üzülmeyeceksin. Anlaştık mı? Hı hı. Bir süre burada kalacağız. Celal her yerde bizi arıyordur. Sakin köşe. Gıcır. Söyle. Abi, kebapçı Celal mekanı bastı. Sana mesaj bıraktı. Neymiş ihtiyarın mesajı? Ha. Tamam anladım. Ne oluyor? Celal hiç gecikmemiş. Benim mekanı basmış. Diğerlerine de çökecekmiş. Vay, kudurdu tabii yaptıklarımızdan sonra. Coşkun, artık hep kopma noktasına geldi. Ya o bizi gömecek ya da biz onu. Geri dönüşü yok. Olmadı biz de geri dönmeyiz o zaman. Ama o bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Ne istiyorsun Alyan'a? Ha babam arıyorsun. Güzelliğini istiyorum Yaşar kardeş. Çok güzel bir iş var. Çok para. Sıcak para. Güzel para. Dedim bu işi kim yapar? Yapsa yapsa Yaşar yapar. Senin adın geldi aklıma, iyi mi? Neymiş mesele? Dökül bir kısa. Ha, tamam anladım ama şimdi başım kalabalık, sonra konuşalım. Ama kuş kaçacak o zaman. Bak, kaçırmayalım bu işi. Çok güzel para diyorum sana. İyi de vakit yok şu an. Ha yani bana başkasına git diyorsun, öyle mi? Göz göre göre bu fırsatı tepiyorsun. Benim bildiğim Yaşar böyle güzel parayı kaçırmazdı ama. Bir sıkıntın var belli ki. Belki bir yardımım olur. Kebapçı Celal'le dalaşıyorum. Kebapçı Celal mi dedin? Uzmanlık alanım. Bir numaralı düşmanıyım Celal'in. Bir dost kazandın kardeş. Bundan sonra yanındayım her türlü. Görüşelim, konuşalım şu meseleyi ya. Ne dersin? Peki, olur. Aradan kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra...
abi. Eyvallah. Hayırdır Hasan abi? Dalgınsın. Dalgınım ya. Karar veremiyorum bir türlü. Bir yardımım dokunabilir mi abi? Dur lan. Niye olmasın? Söyle bakalım. Benim en büyük düşmanım kimdi? Kebapçı Celal diyorsun abi. Aynen. Bırakalım ölsün mü? Öyle bir ihtimal mi var abi? Var ya. Ama gene ölmedi lan, bu ihtimali de var. İnşallah ölür abi. İnşallah ya. Ama Celal bu. Kolay değil bitirmek. Acaba diyorum, biz yine de şansımızı bir denesek mi? Ne bileyim abi. Sen daha iyisini bilirsin. Of ya. Bu Celal de. Ölse bir dert, ölmese bir dert. Şu köşede inebilir miyim? Mert'le konuşabildin mi? Yok, fırsat olmadı. Birini mi bekliyorsun? Yok. Melek, kızım, hayırdır? Serp'i arıyordum da. Burada mı acaba? Yok kızım. Otoparka gittim, ortada yok. Aradım, ulaşamadım. Ben de buraya bakayım dedim. Maalesef yok. Ama geldiğini söylerim ona. Tamam Füsun teyze. İyi günler. İyi günler kızım. İyi günler. Melek. Gelsene sen bir. Gel. Gel içeri. Yok. Rahatsız etmeyeyim ben, gideyim. Kızım böyle gidersen ben daha çok rahatsız olacağım. Hadi gel içeri. Bir çay içeriz birlikte. Hadi gel. Gel kızım, otur şöyle. Eylemciğim, bir bardak çay da Melih'e koy sana. Tamam. Söyle, nedir bu aciliyet? Seni buralara kadar getiren. Bir sıkıntı mı var? Hayır Füsun teyze. Sarp'ı görmek istedim sadece. Duydum. Senin buraya gelip gitmen birazcık sorun yaratmış. O konuyla ilgili bir şey mi bu? Hayır. Ben buraya geldim. Size sorun çıkarmayayım. Gideyim ben evimiz. Olur mu kızım öyle? Çok üzülürüm ben de. Hadi otur. Melek. Gel otur şöyle biraz konuşalım. Hadi gel. Nedir senin derdin? Söyle bakayım. Sarp mı üzdü seni bu kadar? Hayır. Beni üzmeyen tek kişi Sarp.
Peki o zaman kim? Soru falan sormayacağım sana. Hadi ağla. Ağla, açılırsın biraz. Üstündeysen. Celal Coşkun'la eşeğe yakalamak üzere. Nereden biliyorsun? Bütün telefonları toplattı. Bir depoya gidiyorlar şimdi. Bakalım ne olacak. Haberleşemeyebiliriz. Bir bahane buldum ama hemen dönmezsem sıkıntı olur. Peki destek lazım olursa nasıl haberleşeceğiz Sarp? Müdürüm bilmiyorum, bakacağım. Aklıma bir şey gelirse haber vereceğim. Dikkat et kendine oğlum. Eyvallah müdürüm. Mekanda mısın Aliyana? Geldim Yaşar kardeş. Seni bekliyorum. Tamam, geliyorum. Toplayın neleri varsa. Arayın bunları. Ben buna haddini bilen çakal felsefesi diyorum Yaşar kardeş. Hayatta kalmanın ilmi. Nasılsın görüşmeyeli? Sadede gel Alyanar. Böyle tenhalarda buluşarak sabrımı zorlama hiç. Sıkmayayım kafana. Eyvallah baba, sıkma. Güzel haberlerle geldim sana. Duyduğuma göre bu Yaşar denen adamla başın beladaymış. Neyse şu. Bu Yaşar bir iş için benle buluşacak. Müsaitsen buyur sen de gel. Aferin lan Alyanar. Vazifemiz baba. Tamam. Orada olacağız. Gel baba, beklerim.
için elimizi uzattık. Elimize elini verdi adam. Neyse gene iyi. Şimdi bana Coşkun'u söyle. Nerede? Söylersem hayatımı bağışlayacak mısın? Al yanak Mili. Bu gibi durumlarda bağışlarım ben. Çok pis bağışlarım. Geç bunları kebapçı. Al yanak gibi köpeğin olmayacağım. Son kez soruyorum. Coşkun nerede? Bir daha soruyorum. Coşkun nerede? Devam et kebapçı. Alamayacaksın istediğini. Her kuşun eti yenmez. Sen söylemezsin. Söyleyen biri bulunur. Sıkma canını sen. Yaşamak istiyor musun lan? Ha? Bir şey söyle lan! Bir çiftlik evinde tutuyoruz abi. Konuşma lan köpek. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Şşş, hop dedik Yaşar. Yavaş gel. Oğlum her türlü öldürecekler bizi. Bari adam gibi öl. Sabrakırlar mı sanıyorsun bizi? Sen ona bakma gözüm. Ben seni affedeceğim be güzel. Kusura bakma abi söyleyeceğim ben. Cumhuriyet Köy, ikinci değirmen sokmak, 6 numara. Gördün mü Yaşar? İlla konuşan biri bulunur. Sıkma demiştim sana canını. Davut, bu ikisini burada tutalım. Bakalım doğru mu? Yoksa çok pis geri geleceğiz. Toparlanın, gidiyoruz. Siz bunlarla ilgilenin. Sağ kalanlarla. Buyurun efendim. Efendini yiyeyim lan. Tanımadın mı beni organize şube? Buyurun komiserim. Nerede kebapçı? Bütün gün gelmedi efendim. Bırak şimdi. Bakalım et mi doğruyor yine. Buyurun komiserim. Buradan da değil mi? Evet. Komiserim yok dedim. Bir de ofis vardı. Oraya da bakacağım. Buyurun ne demek? Yürü rahat yürü. Ya telefon alım satımına mı başladı Celal?
tehlikeli oyunlar oynuyorsun Celal Baba. Paşam hadi çabuk bitir dersin de yat artık. Sabah zor uyandırıyorum seni. Tamam anne. Yaşar gelmedi mi daha? Haber yok mu? Yok abi. Telefonla ulaşamadınız mı? Abi ulaşılmıyor. Bu işte bir iş var ha. Kaç saat oldu? Abi. Yaşar abiye ulaşsak sıkıntı yok. Hadi ver bakayım şunu bana. Efendim. Benim Mert. İyice kanka olduk lan. Ne var, ne istiyorsun, neredesin? Dinle, dinle. Ya bu Celal benim peşime düştü mü düşmedi mi? Bana doğruyu söylersen sana piyango var. Coşkun. Buldu oğlum seni, sana geliyor, sana. Hangi delikteysen çık oradan gerizekalı. Yapma ya. Mert sana geleceğim. Allah mı söyletiyor lan, bana geleceksin ha? Tutuştun değil mi köpek? Ama bak bir şartım var. Dinle. Beni ondan kurtaracaksın, ben de sana aileni vereceğim, tamam? Tamam Coşkun. Sen yeter ki bunu iste benden oğlum. Tamam. Sen söyle bana şimdi, neredesin sen? Ben geleyim alayım seni. Ha? Geldiler Mert. Abi. Arka taraf. Koş. Geliyorum Coşkun. Tak 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 tak.
Arkada araba var mı? Olacak tabii. Arka tarafta hiç kimse yok. Davut, yukarı bak. Tamam baba. İstiyorsan bir daha kontrol edeyim. İyi olur. Buradasın. Kokunu alıyorum Coşkun. Buradasın. Hadi bunun içinden de çık. Göreyim seni. Orada biri var. Sarp olabilir babam. Yürüyelim. Çıkın. Bitti.
Celal Baba arıyor. Buyur babam. Yaşar'la adamını tutmayın artık. Tamamdır babam. Hadi. Gidiyoruz. Artık yolun sonuna geldin. Abi büyüksün. Yardım et. Tabii ya. Adam mısın ya? Yardım edeyim değil mi sana? Abi yapma. Ulan saçının teline zarar gelmezdi biliyorsun değil mi? Beni satmasaydın, ilk kurşunu da ciyaklamasaydın. Abi yapma. Kurban olayım yapma. Benim. Söyle Sarp. Coşkun'un üzerinden çıkan telefondan arıyorum. Coşkun yanımda şu an, kurtardım. Çok kan kaybetti müdürüm. Acil bir hastaneye ihtiyacımız var. Sen hiç merak etme. Bir hastane ayarlayacağım hemen. Yaşatacağız Coşkun'u. Umut için Sarp. Umut için müdürüm, yaşatacağız. Coşkun! Götürün şunu, sen arabana. İyi. Tamam. İyi, iyi, iyi. Yolun sonunda arabam var. Yürü. Yürü. Yaşayacaksın lan. Umut için yaşayacaksın. Babam. Var mı bir emrin? Tamam, buralardayım ben. Kızım. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun sen kızım? Nereden çıktı o? Thank you.
kızı mı? Bunu yapacak mısın? Hayır. Bunu yapacağım. Melek, indir onu. Sana söylüyorum. Melek, ne yapıyorsun? İndir şunu. Yarım kalan işini tamamlayalım. Kızım sen ne diyorsun? Hadi. İndir şunu. Yarım bıraktığın işini tamamlayalım dedim. Duymadın mı? Önce annesini öldürdün. Şimdi sıra kızında.